Gönül Pınarı Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız da var yanımızda. Kendisine bir sorumuz olacak. Yaklaşık bir saat sürecek programımız içerisinde bunun cevabını ayrıntılarıyla almaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş bulduk. Programa geçmeden önce, soruya geçmeden önce isterseniz yine mikrofonu her zaman olduğu gibi size bırakalım. Sonra sorumuzu soracağız. Buyurunuz efendim. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hem cuma gecelerini hem de cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim bu gece ve günleri hayırlara ve hayrımıza vesile kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ve bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin ...içinde hasta olanlar varsa veya hastalar varsa... ...Cenab-ı Hak onlara Ankara'yı bir zan şifa ihsan eylesin... He. ...dertlere, deva, borçlara eda ihsan eylesin... ...sıkıntı olanlara, sıkıntılarına hayret tepki ...Cenab-ı Hak ahir zaman fitnesinden bizleri de... ...onları da neslimizden geleceklerini muhafaza buyursun... ...son Amin. nefes tepimizi de, de iman, selameti nasip ve müyesele eylesin... inşallah Teala. Amin. Evet, neslimizden gelecekleri muhafaza buyursun dediniz. Amin. Onunla ilgili bir soru sorayım hocam. Aynen. Neslimizden geleceklerle ilgili... Yani evlatla alakalı. Şimdi e, bir övünme meselesi meselesidir birçok yerde. Evladının çok olması. Doğru. Bir insan hele erkek evladı varsa. Her erkek evladı varsa kızları e, sayıya bile katmazlar yani birçok yerde. Erkek evladı çoksa bu sülale genişse, neticede aşiret genişse bunun da övünülür. Şimdi e, tabii bu bir istatistik netice itibariyle yani çok böyle çok ne bileyim derin bir konu değil bu, bu haliyle bakarsak. Sadece sayı olarak çok ve onlardan bir şekilde güç olarak istifade edileceği için. Bu mudur yani evlat sadece? Bir sorumluluğu yok mudur anne babanın aynı zamanda? Evlat anne babaya bir emanet değil midir? Sadece onu bir iş gücü olarak, bir sayı olarak ne bileyim kendisi için... ...nefsini kabartmak için... ...bir vesile olarak görmek midir? Hizmetçi köle. Hizmetçi, köle gibi görmek midir? Yoksa ona karşı... ...anne ve babanın evlada sorumlulukları yok mudur? Estağfurullah. Kitaplarda zaten yazmadık bir şey bırakmamışlar. Ee, mesela demin... E, ...çocuk emanet değil mi dediniz de ...onu bir kelimeyle de... ...beraber zikrediyor el sünnet talimleri. Çocuk bir nimettir ve emanettir... buyruluyor. Bir nimettir... ...ve emanettir buyuruyorlar. Evet. Yani hem nimettir hem de emanettir. Emanet olunca emanete sizin de ifade ettiğiniz gibi nasıl muamele edilmesi lazım geldiğinde yine İslam alimleri Emanete edilmez. edilmez. Bilinen şey. Bunun için İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor Hı. ki evlat ana baba elinde bir emanettir, büyük bir nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Buyuruyor İmam-ı Hazretleri. Şimdi bir saate yakın biz e, tabi başka İslam alimlerinin bu konuda ait i kerim şerifler var. Onlardan akledeceğiz de. E, şimdi e, kitaplara bakınca tam bir Saat'te bir dedi de var. İnsan İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu sözüne bakınca zaten söylenecek ne varsa hepsini söylemişim. Söylemiş evet. Anababey e, bir emanet büyük de bir nimettir buyuruyor. Kıymeti bilmesi elden gider. Çocukların temiz kalpleri kıymetli cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Mumu belli bir süre istediğin şekle uzatırsın, kısatırsın hatta renklendirirsin bile onu. Yapabilirsin bunu. Küçükken hiçbir şekle girmemişlerdir. Bir de bir misal daha veriyor. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi asıl olur. Ben şimdi köy çocuğu olduğum için e, tabii mumu da biliyorum da toprakla meşgul olduğum için toprağı iyi biliyorum. Yani toprağı iyi biliyorsun derken ekipmiş mi? Hayır. Çocukluğumuzda mesela biz ee, bu sene buğday ektiğimiz tarlayı seneye nadasa bırakırız. Nadas kelimesini belki bazıları bilmez de boş bırakırız, ekmeyiz. Dinlenmeye bırakırız. Dinlenmeye bırakırız. Fakat o dinlenmeye bıraktığımız zaman yine sürülür o toprak. Nadas zamanı denen için gidilir tekrar sürülür. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki, e şimdi dağlasın e, netice itibariyle Allah-u Teala da rüzgarı yaratmış. Biz zannediyoruz ki böyle rüzgar esiyor da işte bazen üşüyoruz, bazen serinliyoruz, bazen de aynı şekilde e, ne bileyim kıvranıp duruyoruz falan çatılar filan. Çatılar uçuyor tut, falan. Çatılar uçuyor falan filan. Halbuki allah Teala ona öyle vazifeler vermiş ki, <laughs> öyle vazifeler vermiş ki yerde ot bitiyor, bitiyor çiçek açıyor tohumu var. ...o garibim de devam ettirecek neslini. Nasıl devam ettirecek? Efendim dibine zaten orada kök var. Oraya şey yaptığı zaman ancak o... E, ...o toprak onu besler, öbürsünü besleyemez. Öyleyse birisi onu alıp götürmesi lazım. E o bitkinin de gücü yetmez. O ağacın gücü yetmez. Ayakları, ki. Yok. Ayakları yok ki. Onun yerine rüzgar geliyor, o tohumları alıyor... ...her tarafa saçıyor. Şeyler de öyle, ormanlarda da öyle. Alıyor, başka taraflara aynı şekilde... ...onları götürüyor şeyde mesela sincap için böyle derler. Aa, çok unutkan bir hayvandır. Ee, biz cevizin ehlileştirilmiş kısmına perit diyoruz. O peritler alıyor gömüyor falan. Sonra da unutuyor. Soh, da unutuyor. <laughs> Halbuki ahmaklığın danışkasıdır. Sincapın öyle bir derdi yok. Çünkü Allah-u Teala onları şu zihin oral yaratmamış. Yani yarın endişeli değil. Sincap da yarın endişeli değil. Ama allah Teala ona o şeyi vermiş. Çünkü e, hem onun meyvesini yiyor, o peliti yiyor. Hem de çok rahatlıkla ağaçlara girip çıkıyor bu. Her tarafa gidiyor. E, dolayısıyla şöyle bir bakıyor. Bir geniş arazide o pelit ağacının olmadığı başka bir yere götürüyor, gömüyor onu. Yani dikiyor. O görevini yapıyor aslında. Görevini yapıyor. <laughs> Unutkanlığından değil de. <laughs> ben, ben seni diye. unutacağım diye dikmiyor oraya. Demiyor. Sonra bakıyor... Aa burada da pelit ağacı da Kim dikti bunu? Sincap. Bazen yani, olmadık yerlerde otlar, ağaçlar çıkıyor mesela işte, yani tepelerde Allah, falan. Allah falan onlara akıl ve şey yapsa falan gelse sincaplar. İşte hemşer Mustafa Tokuz, Osman Ünlü. Bu pelit bizim, biz diktik hadi. Deseler ne diyeceğiz? <laughs> Diyecek bir şey yok. Hakikaten onlar dikti. Onlar dikti yani. onlar dikti onlar. Ya şeyi yok. Dolayısıyla e, boş tarla hani temiz e, bir toprak gibidir. Ne ekersen onu şey yaparsın. Tarlayı boş bırakırsan diken biter. Aklı hayal gelmemiş değişik çalı çırpı neyse ayrı kotlar ayrı falan da hepsi şey yapar tarlaya giremezsin sonra kendi tarlana giremezsin bazı o dikenli bitkiler var bir hele onlar bir geldiyse tohumları geldi girdi toprakla teması geçince o yeşerecek ve büyüyecek e, bunun için mesela e, nadas zamanı o tarlalar sürülürdü ayrıca sürüldükten sonra yine mesela yağ e, bahar bereketliyse yağmurlar iyi yağıyorsa e, tamamen hepsi imha olmuyor onların gene evet, bir tohumun birisi veya kökün birisi bir yerde kaldıysa şey yapıyor falan. Otlar biterdi. Böyle bekçi tutulur. Mesela o tarlalar korunur. Otları yine biçerdik hayvanlara saman olsun diye. Yem olsun diye de yapılırdı. Dolayısıyla eğer tarlaya ben buğday ekmezsem, kendi haline bırakırsam, sizin de ifade ettiğiniz gibi ayrı kotları çıkar, başka dikenli bitkiler çıkar falan tarlana bile giremezsin. Evlat da böyledir. Kendi haline bırakırsan ileride öğrenir. Kendi öğrenir. Öğrenir. Çünkü Allahu Teala'nın yarattığı sistemde boşluk yok. Sen o temiz toprağa buğday ekmezsen, arpa ekmezsen, yulaf ekmezsen, e, ne bileyim e, oraya aynı şekilde ekilebilecek nesneler ne varsa, güzel şeyler ekmezsen, faydalı şeyler ekmezsen mer zannetme ki o toprak boş kalacak. Başkası eker. Başkası eker. Senin tarlayı başkası eker. Aha, sokak gelir eker seni. Evet nasıl rüzgar gelir seni tarlana aynı şekilde tohumları getiriyor yerleştiriyorsa merak etme sokaktaki de seninkini yakalar. Hele bugün internet de var. Ohu evinde yakalar seni. İnternette şeyde gerek kalmadı. Eve girmesine de gerek kalmadı. Artık internet cepte. Cepte. Adam yolda giderken gelirken falan acıyorum e, acıyor mu bu gençler ha? Sokakta falan giderken böyle sabah sabah kulaklıklar böyle böyle bir şey dinliyor falan şey yapıyor falan. Eh dedim benim yaşıma gelince görürsünüz o kulaklar ne alemde olur. <laughs> Tahrip ediyorsun kulakları. Evet. Öldürüyorsun yani. Ondan sonra da benim kulağım işitmiyor. Niye ki? Sebebi niye ki? Falan. Öldürdün. ben gençken aynı şekilde kulaklarını öldürdün. Ee, yakın mesafeye bakma suretiyle gözleri kitaplar yazıyor bunu. Dolayısıyla allah Teala anne babaya evladı büyük bir nimet ama emanet olarak vermiştir emanet olarak vermiş ve Kur'an-ı Kerim'de e, kendinizi evlerinizde mehal olarak kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz emri var. Allah Teala emrediyor. İleride öğrenir, nasıl öğrenir ya? İşte senelerdir İslam işte, sen ve toplum programında şahidiz. Sen de şahitsin gelen mailler, gelen aynı şekilde e, telefonlar Mektup da geliyor arada sırada can. Unutulmadı yani bazıları gönderiyor. E onlara bakıyorsun, telefonda dinliyorsun. Cık. Adam 40 yaşına gelmiş Hidayet. Peki bu 40 yaşına gelinceye kadar bunu doğuran bir kadın yok muydu? Vardı. Bu çocuğun dünyaya gelmesine vesile olan bir erkek yok muydu? Vardı. Doğuran kadın annesi vesile olan adam da babası. Peki ne yaptı bunlar? Şam babası, Şam anası mıydı bunlar? Hani gene dua etsinler de 40 yaşında da hidayet nasip olmuş da şanslı. Kuranı e, Kur'an-ı Kerim okuyor. E, dilim dönmüyor. Döner mi? 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş. Bir yerleşmiş kalmış, kemikleşmiş kalmış. Onun için de Tamir ilmi hasadeti bir iki kitabında böyle yaşlılara tecrit falan öğretmeye kalkmayın. Hani kısa sureleri öğretin, dinleyin. Manasını bozmayacak şekilde telaffuz ediyorlarsa onlara e, bunları okuyun, buna devam edin deyin. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra bir ifade kullanılmış. Öküze tecrit, e, öğretmeye benzer diye. Bakın zor yani o. Zor. 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 Hep şeyini de hatırıma gelirdi. Ee, köydeyken arada böyle bir dere geçiyor. Yani o su akmaz da sel falan geldiği zaman e, o derenin karşısında bir komşu annemle yaşlı bir kadıncağız. Şeyde köylerde derler kardeşlik derler tamam Aynı mahallede şey kardeşlik. Ee, tabii o zamanlar çocukluğumuzda insanlar biraz gayretliydi. Eee İlkbahardan itibaren yazın falan... ...camide fazla kimse bulamasın ama... ...sonbaharda işler bitirip de herkes... ...kışın evini şey yapınca... ...beş vakit namazda falan camiler... ...iki tane camisi vardı köyün... ...şey gibi... ...cuma namazı gibiydi... ...böyle dolardı... ...hele Ramazan-ı Şerif'te... ...kadınlar da üst e, cemaat mahalli vardı... ...onlar da giderler ...tabii kadıncağız herkes gidince... ...şimdi diyorlar ya mahalle baskısı diye... E tabii kadıncağız gıpta etmiş, imrenmiş falan. Anneme bir gün demiş rahmet diye. O da vefat etti. İnşallah imanı kurtarmıştır. Demiş de kardeşlik demiş. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet nasıl anne baba? Aynı köyde. Hani oto kontrolü kolay olan bir yer. Demiş bilmiyorum. Geç annemlerin yetiştiği dönem biraz sıkıntılı bir dönem. Babamların yetiştiği dönem. İşte dedem onun için o dönemde böyle samanlığı bölmüş. Yani köyün çocuklarını kurtarabildiği kadar kurtarmış. Onun için annem ve babam emselleri bize hürmet gösterirlerdi. Dedemin hatırına. Dedemin hatırına. Onun ismi de Osman'ımız. Osman, Osman Hoca'nın torunları derlerdi. Bak, benim de torunlarım var merak etme gözüm için. <laughs> Onlar da Osman Hoca'nın torunları. <laughs> Hatta ben çocuklarımı götürdüm. Dedim kabrimi gösterdim. İşte Osman Hoca ünlü diye yazıyor. Dedemin kabrinin başında. Kabir taşında öyle yazıyor. Dedim bak işte Osman Hoca burada ünlü. yatıyor. Allah rahmet eylesin. Amin. Kerametlerini falan da anlatırlardı. Salih bir zatmış. Dedim onu bu az sebebiyle Cenab-ı bize bunları nasip şu an. Şimdi kadıncağız demek öyle gidemedi. nerede neredeydi hangi mahalledeyse o zaman anneme demiş ki ben de bir şey üzülüyorum. Annem de gayretli bir kadındı. Ben sana da bir şey öğreteyim. Bir sevilmiş kadın falan tabi dinliyor böyle. Ya yaş gelmiş elliye. Ya dinliyor da kafada basmıyor falan. Şöyle bakmış. Ya demiş sen camiye gel herkese beraber yatar kalsın falan. Bir iki sefer gitmiş mahcup bunu bir şey okuyamıyor falan. Demiş hay kardeşlik demiş. Arada bir de demiş Hamide Hamide diye kalkı kalkı veriyorlar. Sen ben, Hamide diye. <laughs> 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 Şimdi... ...hani şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki... ...bunlar hikaye, Yo, hikaye değil yaşanmış... İşte ...bu topraklarda bu coğrafyada böyleleri çok... ...hani bizim duyduğumuz bildiğimizi naklediyoruz falan... ...böyle olur... ...bizim komik geliyor da bu gerçek bir şey... Ya ...gerçek bir şey işte... ...sen de yarın Aynen. 50 yaşına gelince anan baban sana bir şey vermezse... ...ve şimdi anne babaysan evladına bir şey vermezsen... ...senin evladında böyle olur... ...başka türlü olmaz mümkün değil... ...çünkü ayrı kodları bitti... ...dikenli çalları bitti orada... ...ondan sonra diyorsun ki bu evlat niye böyle sen o hale getirdin. Çocuklara iman, Kur'an-ı Kerim ve Allah Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları, hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez, alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın, her günahın baba ve hocalarına da verileceği kitaplarda yazılı. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Ama şimdi çocuk okulu bitirsin, üniversiteyi bitirsin, işte e, böyle bol paralı maaşlı bir yer bulsun falan. Aa benim çocuk genel müdür oldu, benim çocuk işte arabası oldu. Arabanın markası ne? Hmm, o da önemli. Bugün sabahleyin geldik. Baktık burada enteresan şeyler duymaya başladık Tekeret FM'de. Ne <laughs> gibi? Şimdi bir tane delikanlı bir maille aynı şekilde yazmış. Bizim buradaki e, sunucu ablalar diyelim. Program yapan kızlardan birisine yazmış. Abla demiş ya birisiyle nişanlandım kız diyormuş ki canım bana bebekten bir villa alırsın değil mi diyormuş. ya sen aldın mıydı villa? <laughs> Geçti bizimki diyorsun. Aldık. Aldık. <laughs> Şimdi ya bu kızcağız aynı şekilde yani evleneceği adamdan villa, araba, elbise, yiyecek şey falan filan bunu talep ediyor. Dini var mı? İmanı var mı? Dinsiz mi? İmansız mı? Falan filan böyle bir şey yok. Bunun talebi de böyle değil. Peki gideceği adam o da öyle. Yarın bu kızcağız aynı şekilde gider gider parası olan birisinin metresi olur başka bir şey olmaz yani böyle olursa. Vah 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 tü 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 bizim kızın, e Sen kızına bunu verdin ondan ge gelen çocuklarda da tabii nasıl olur acaba işte evet belli yani nasıl olacak ondan sonra da tüh 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 buna kim öğretti falan seni öğrettim. ya ben böyle demedim seni öyle gerek yok sokağa bıraktın ve yanında da işte falan çok sevmiş fel feşmeten çok sen Allah razı dedin mi din dedin mi helal yoldan dedin mi ondan sonra kadının iffeti namusu hayası edebi bunları verdin mi sen mi Kızcağızı yok edep haya hepsi tertemiz. Ondan sonra dedesi yaşındaki ara, e, şeye bile parası için gider metres olur bu. Olmaz mı? Oluyor da. Bakıyorsun neymiş? Sevgiliymiş. Adama bakıyorsun kızın dedesi yaşında. Utanmadan, sıkılmadan. Onda da arhaya yok. O kızda da, da arhaya yok. Edep yok. Gitmiş. Ha böyle söyleyince efendim bize hayasız mı dedin? Yo çok hayalısınız. Utanıyorsunuz da. Utanıyorsunuz da. Edep yok, yok. Allah yok. muhafaza buyursun. Cehennem ateşinden korumak önemli olan o. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı, farzları, haramları öğretmekle, ibadete alıştırmakla, dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün dinsizliklerin, densizliklerin, fenalıkların başı kötü arkadaştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Çoğu bunu anlatırken çocuklar Müslüman olarak doğar. Müslüman olarak doğmaz. İyi anlamak lazım. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Çocuğun Müslüman o anda mükellef değil ki çocuk. Kafir çocuğu bile ölse cehenneme girmeyecek ki. Ama cennette girmeyecek. Anasılopos kafir olduğu için o ayrı mesele. Yaratır, yok eder buyuruluyor. İmam-ı Rabbani kutsuz eteri. Ama Müslüman çocuğu ise cennete giriyor. O anda mükellef değil o. Hocam özür dilerim tam bölüyorum ama az önceki anlattıklarınızdan hareketle şimdi anne babanın evladına karşı merhametli olduğu bilinir hı hı. ama siz az önce şunu söylediniz yani çocuğa onun istikbalini hazırlamak demek işte ahiretini hazırlamak, hazırlamak. demek merhamet budur yani bir anne veya baba benim çocuğum iyi arabada binsin iyi arabaya binsin iyi evde otursun iyi bir mesleği olsun falan filan iyi bir işi olsun diye onun maddi olarak böyle önünü açması o zaman merhamet olmuyor. Yani e, öbür taraf eksik kalıyorsa. Dinini öğretmişse değil. Gene merhamet. Hayır, dinini öğretmemiş yani. Dinini o, öğretmeden o, şey yapıyorsa çocuğunu cehenneme götürüyor. Farkında değil. Ne kadar merhametliyim diye diye düşünüyor ama. Hikaye o. Şeyde e, Allah Teala rahmet eylesin. Mutamin-i Saadet -e hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi ta bir talebesiyle Fatih'te oturuyorlar diye. İşte o şeyden e, Edirne kapı surlardan Edirne Kapı'dan çıkınca Edirne Kapı mezarlığı var hemen orada. Oraya gidiyorlar. Kayınpederi bir zaman orada e, kayınpederi e, Yusuf Ziya amca rahmetullahi aleyh yani hanımefendisinin babası. babası. O da Seyyid Abdülhakim Kemal talebesiydi. Talebesi. Mübarek bir zatmış. Onu ziyarete gidiyor orada. O Edirne kap, e, şeyde kap e, kapısında ziyaret bize çıkmışlar. Bir kadıncağız yanında bir küçük bir kızı var. E, kadıncağız işte yaz günüymüş de yiyecek bir şey bulamamış kadıncağız. Yarı çıplak. Değilim. Yarı çıplak vaziyette. E, tabii çocuk anne 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 diye habire annesine sarılıp duruyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh onu öyle görünce çok üzülmüşler. Yanındaki talebesine buymuşlar ki ya kardeşim buymuşlar. Bu çocuk buna boyuna sarılıyor anne diye. Halbuki bu kadın bunu cehenneme götürüyor. Bir bilse kendisini kendisini cehenneme götürdüğünü böyle sarılabilir mi buymuşlar. Hakikaten ya onlar ne gözle bakıyorlar ya. Çocuk anne anne diyor da o anne onu cehenneme götürüyor. Hay sen dizdiniz ya merhamet. Bu neresi merhamet? Çocuğu da kendisi gibi yarış yapacak. Belki de uğrayan yapacak. Ya. Tamamen. Allah bela muhafaza buyursun. Ondan sonra Hayatsız da... olacak bir kere. Hayatsız olacak. Çünkü babadan, anneden babadan orayı görüyor. Biz çocukluğumuzda... E, ...nenemizin ve... E, ...annemizin... ...ya evin içinde başını görmedik... ...saçını görmedik ya... ...e şimdi efendim caiz bir şey falan... Şey. ...bakıyorsun evde böyle... E, ...daracık daracık tayıtlar giriyor... ...anneler oğlunun yanında, kızının yanında... ...o devamlı görüyor onu... ...ondan sonra o da aynı şekilde... E, ...atletini çıkartıyor... ...şortla dolaşıyor falan... ...canım evin içi falan filan... ...merak etme yarın evin dışında da yapar o haltı... ...sen ona izin verirsen... O normal gelmeye başlar. Evet, artık. Normal gelmeye başlar. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunlar sonra anaları, babaları... ...Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar buyurmuşlardır. Ya. Ana baba yapıyor bunu. Nasıl merhametse... Ana baba evvela evladının hakiki istikbalini sonsuz saadete kavuşmasını düşünmelidir. Dinin esaslarını ona öğretmelidir. Bunu öğrenip yaptığı zaman dünya saadeti kendiliğinden gelecektir. Bazılarının hemen aklı basmıyor burada. O ne demek diyecek? O ne demek? Kitaplar o kadar açık net ki o konuda tereddüdümüz var. Efendim ben Müslümanım. Tamam sen de Müslümansın ben de Müslümanım. Ama ben okuyorum oturuyorum. Ondan sonra hafif bir şeyde sarsılıyorum. Demek ki yakinim yok. Senin de yok. Ne konusunda? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de allah Teala söz veriyor mu? Maddi ve manevi rızıklarınızı siz doğmadan önce ben takdir ettim, yarattım. Taksim de ettim. Ey Osman Ünlü sen kaç ton ekmek yiyeceksen, kaç ton su içeceksen ben yarattım. Sen sadece sebebi yapacaksın o kadar gelecek o sana mesela için yarattım onu... o rızkın bitince de zaten dünyada yaşamasın ahirete gideceksin bu kitaplarda yazıyor ama öbür türlü efendim şöyle maaşım olmasa böyle yapmasa şurayı yapmasa falan bu neyin nesi ki neyin nesi ki şimdi hani İslam ve toplumda da zaman zaman anlatıyoruz bizim Mustafa Kıbrıs abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Güzel yerdi. Yani onunla yemek yediğin zaman iştah yoksa bile iştah açılırdı. Yemeklerin her de bilirdi. Belki de yapardı hiç evlenmedi. Çoluk da yoktu Allah rahmet eylesin. Bir gün böyle ee, Türkmenistan'dan o Türk Cumhuriyetleri'nin her birinin lehçelerini de biliyordu. Hangi yemekler aynı şekilde meşhur olur onları da biliyordu falan. Onlara genellikle de Türkiye'de kol kanat gererdi. Oradan gelen çocuklara. Falan. Evet oralardan gelen çocuklara kol kanat gelirdi. Ve giderdi de oralara. Bir arkadaşım birisi anlatıyor. Bir gün böyle diyor. Bu zeytin burnunda bir yeri vardı falan. Bir Türkmen pilavı pişirmişler. Ama dedi et dedi. Ha, dedi yani böyle üstünde. Dedi, şimdi böyle şey yapıyor falan. Böyle oturuyordu dedi. Yan yanaydık dedi. Rahmet Mustafa Kıbrıs'ıyla. Bir ara artık şey yapamadı. Böyle de bana yaslanıyordu. Yan dedi geldi. O, yani... ...o Türkmen pilavı yerken falan da artık şey yapmadı, böyle şey yaptı. Et, 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 etleri böyle alıyor löp löp ağzına atıyor dedi falan böyle <laughs> yani geldi şey yapıyordu falan Cık. dedim dedim ki dedi ya abi yani yaşça büyümüş senin bu halin ne olacak ne olacak demiş ya demiş hani kilo demiş aldı başını gidiyor hala yiyorsun hala da yiyorsun demiş ki Vehbi Koç yiyebiliyor mu Sabancı yiyebiliyor mu ikisi de öyle bunu hele Vehbi Koç hiçbir şey yemiyordu Şeker hastasıydı çünkü. Gerçekten. Hatta bir de, e, bir de onun bir hastalığı varmış. Önünde böyle iştahlı olan kimseler yemek yiyecek, yiyecek, yiyecek. Onun sana mide salgı salgılarmış. Onun sana yermiş. Ay, hissediyormuş yeme ihtiyacı olduğunu falan. Onun sana başlarmış yemeğe. Demiş parası çok. Yiyebiliyor mu yok? Ben demiş garibim. Çoluk çocuk da yok. Anam babam da öldü. Kimsesizim. Doğru demiş. Ama demiş bu etler de gel beni ye diye boyuna peşimden koşuyor demiş yani Cenab-ı Cenab aynı şekilde çok vermiş. E, ne yapayım ben demiş. Hatta birisi sormuş. Abi senin bu halin ne olacak falan. Ne, şey de falan. Hakikaten kimseye muhtaç olmadı. Trafik kazasında vefat etti zaten. O zaman doğu o arkadaşa demiş. Ne yapayım demiş. Cenab-ı Hak ezelde rızkımı geniş yaratmış. İtiraz mı edeyim Cenab-ı Yok yar. bu kadar çok gerisini al mı diyeyim. Gelene yiyorum demiş ya. ...geleniyor. Bir barek ne kalpten <laughs> ne şekerden ne mide'den Hiç, ne hiçbir şeyden gitmedi trafik kazasına. Trafik kazasına gitti. Kimseye de muhtaç olmadı, olmadı biliyor musun? Evet. Kurbette de vefa şehit olmuştur inşallah. Teala. Dolayısıyla e, yani o konuda biz sebepleri yapışıyoruz. Ezelde takdir edilen gelecek. Onun için kitaplarda buyuruyor ki evladın hakiki istikbalini sonsuz saate kavuşması düşünmeli. Dinin esasları ona öğretilmeli. Bunu öğrenip yaptığı zaman dünya saadet kendiliğinden gelecektir. Zira dinimiz insanlara dünya ve ahiret rahat ve dünya da ve ahirette rahat ve mesut olmanın yolları göstermektedir. İşin aslı aslı bu. Ha buna riayet ederse mesele mesele kökünden hallolur. İslam dininin ahlaki esasları, insani ve sosyal yönleri çocuk terbiyesi için bulunmaz bir hazine niteliğindedir. İslam ve toplum programında zaman zaman dinleyicilerimiz soruyor. Efendim biz çocuğumuzu nasıl yeteceğiz? Önce kendine yeteceksin. Kusura bakma. Bir şey söylediler. Şimdi artık evde analar kalmadığı için çocuklar anne okuluna gönderiliyor. Ana okullarına gönderiliyor. Evde huzur kalmadığı için yaşlı ana babalar da huzur evlerine gönderiliyor. Doğru bir tespit ama. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evde analar kalmadığı için çocuklar ana okullarına ve evde de huzur kalmadığı için yaşlı anne babalar da huzur evlerine gönderiliyor. <laughs> ya Allah Allah. Doğru söylemiş kim söylediyse bunu. Doğru. Onu. Doğru. <laughs> Onun için de yani çocuğumu terbiye ederim. Al İslam Hala kitabını ciddi bir şekilde güzelce oku. Hayatına geçir. Çocuk zaten senin hareketlerini fotoğraflayacak. Sen şimdi bazı şeyler yapıyorsun. Neye uygun yapıyorsun? Nefsine uygun yapıyorsun. Bir ana olarak kız çocuğunun yanında makyaj yapar, dudağını boyar, gözünü kaşını aynı şekilde boyar, cılalar durur bilmem ne yaparsan o kız çocuğu ha, doğrusu buymuş der. Yarın üç beş gün sonra aynı şekilde boyalanır, cilalanır, makyaj yapar. Daha onun dosanı sonra bakar ki daha bu lüayar er ermez, değiştirmeye başlar. Aha buna kim dedi, kim yaptı falan. Sen yaptın, sen. Sen yol gösterdin bunu. Sen yol gösterdin. ...yanlış yaptın... ...oturup düzeltmen lazım... ...mesela İslam ahlak kitabı okuduğu zaman... ...kadın anne olarak... ...vazifesi nedir... ...hayatına yemek yerken, otururken, giyinirken... ...evdeki hallerine... ...hepsini yazmışlar orada... ...ondan sonra da orada öğretilmesi lazım olanlar... ...kademe kademe azar azar önce kendini öğreneceksin ki... ...sonra çocuğa pratik olarak... ...yavaş yavaş vereceksin... E ...zaman ister çocuk yetiştirmesi kolay değil... Evet. ...bir evlat yetiştireceksin ona riayet etmesi lazım. Bilhassa dini telkinler şuurlu, bilgili, müşfik ve mahir, ehliyetli ve yetkili kimseler tarafından yapıldığında çok iyi neticeler alınmaktadır. Peki bilgili olabilmen için bu kitabı okuman lazım. Bilgi yok, sıfır nanay. E öyle olunca sen nasıl yetiştireceksin ki? Önce seni yetişir. Ha bunlar ellerinde böyle kitapçık. Şey de öyle, yemeği de öyle yapıyorlar bazıları. Aa ne diye bir kaşık yağ diyor koydum. Aa ne kadar koydu? İki kaşık da bulgur koydum. Yemek bir şey mi? E, tarife göre yaptıydım. <laughs> Adam sana kesin tarifini verir mi? Değil mi? <laughs> Tabii canım. Bence öğreneceksin. Analar ona öğretecek. Yanlış yapar, eksik yapar, tuzlu yapar, tuzsuz yapar. Sonra o, o meleke kesbeder. Ha, hani derler ya, işte göz kararı tuz göz kararı, göz kararı işte el kararı onu alışır. Ha şu kadar attığın zaman tuzlu olur, bu kadar attığın zaman tuzsuz olur onu bilir artık. Sen öbür türlü yaparsan netice alamazsın. Hocam müsaade derseniz şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Birinci bölümde Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda hepimize lazım olabilecek bir konuda önemli bilgiler veriyordu. Ee, özellikle anne babaların tabii ki dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu öğrenmiş olduk. Ee, çünkü evlat ana babanın elinde bir emanettir. Yani başlık olarak atmamız gerekirse konumuzun başlığı bu. E, bugünkü programımızın e, hocam son olarak dediğiniz şey çok e, önemli birinci bölümün sonunda yani çocuk yetiştirebilmesi için anne babanın önce kendisinin yetişmiş olması lazım yetiştirmiş olması Tabii. lazım değil mi tabi öbür türlü havanda su döv... ama efendim işte daha önceki zamanlarda küçükken de evlendiriyorlarmış falan yani bu la ya ermiş küçükken dedikleri o e, zaten tavsiye de ediliyor evet. falan İyi de be kardeşim o zaman atı erkil aile vardı oradaki kayınvalide namzeti küçük olarak gelin olarak alındı. Ama geldiği zaman kayınvalidesi olgunlaşmış, kemale gelmiş. Hem bunu yetiştiriyor hem onun gözününde bunun doğacak çocuğunu da beraber yetiştiriyor. Bu daha oraya olgunlaşmadan gelen kızcağız bir taraftan kendi olgunlaşıyor. Orada bir rehber var, bir yol gösteren var. Ondan sonra bu gelin de kayınvalidesinden bunları görerek bir taraftan annesinden de aynı şekilde bilgiler alarak olgunlaşıyor, kemale geliyor. Ve öyle yetiştiriliyor ki ileride sen de gelinine böyle yapacaksın. Demektir o. İşte ben babaannemde, annemde annem de görüyordum onurumu. Ya dedim bunlar dedim Oxford'u falan gitmemişler. Psikolojiyi biliyorlar, pedagojiyi biliyorlar. Çocuğa nasıl yaklaşmasını biliyorlar. Peki bu bir bilgi işi. Ama bunlar görerek elde etmişler bu bilgiyi. Biz okuyarak, onlar uygulamasını yapmışlar. Uygulamasını yapmışlar. Biz onun için okudum. Böyle böyle olacak. Hayatımızda bir şey yok. Uygulamada yok. Ama onlar uyguluyordu. Tatbik ediyordu. Çocuğa nasıl yaklaşacağını biliyordu. Yerine göre mesela tavizsizdi. Mesela annemde de hatırlarım ben. Kaldırıyor. Bugün size yemek yok diyordu. Vermiyordu ama. Sonra kitaplardan okut. Doğru yapıyormuş kadıncağız. Bu işi yapmazsan. Yalvartıyordu beni. Tövbe et. Ne zamana kadar? iz bırakıyordu bizde. Ondan sonra diyordum ki ben de o, iş, o yaramazlığı yaparsam ee, başına ne geleceğim biliyorum. Başına biliyorsun yakinen biliyorum. Ve orada anne baba da müşterek olacak. Anne kızıyor baba diyor ki gel yavrum gel boş ver sen anneni falan. E, baba kızıyor bu sefer anne gel yavrum gel sen babanı boş ver. Evlat şöyle bakıyor çocuk. Falan diye tamam diye bunu diyor, ikisini de aynı şekilde ederiz. Şey yani, ya. idare ederiz. <laughs> tamam. Ondan sonra çocuk karaktersiz oluyor. <laughs> Orada babacı ceza verdiyse anne arkasında duracak. Yanlış da olsa duracak. Bakacak ki çocuk ha. ikisi de aynı şekilde blok kale gibi duruyor ortada. Ben diyor yanlış yaparsam annemin sevgisini babamın sevgisini de kaybediyorum. Mecburen nefsini alır gelse de tak diye aynı yolun ortasına gelmek mecburiyetinde kalır. Ama birisi taviz verirse o, o gider o. Taviz tavizi getirir zaten. Aynen öyle taviz tavizi getirir. Eyyamcı da yapar çocuğu allah Teala muhafaza buyursun. Çocukta kökleşmesi ve kafasına iyice yerleştirilmesi gereken ilk ve temel şey her şeyin üstünde her şeye muktedir. Bütün iyilik ve güzelliklerle beraber her şeyin yaratıcısı bir Allah'a Celle Şanuhu, ibadet etmeyi, hürmet etmeyi, sevmeyi en büyük vazife bilmektir. Çocuğa ilk verilecek bu. Ayrıca Allah-u Teala ancak iyi... Çalışkan, dürüst kullarını sevdiğini, onun için karşılık beklemeden daima iyilik yapması, ya yarattığı her şeyi, özellikle insanları sevmesi, usanmadan çalışması telkin edilmelidir. Eğer çocuk bu inançlara sahip olursa dürüst, vicdanlı, iyi ahlaklı, cemiyete, topluma yararlı bir kimse olmanın yolunu tutmuş demektir. Nerede verdinse bunu evde veriyorsun bunu. Başka bir yerde veremezsin. O da annenin ve babanın kendini yetiştirmesiyle mümkündür. Başka türlü olmaz. Çocuğu cehennem ateşinden kurtarmak, dünya ateşinden korumaktan çok daha mühimdir. Çocuğu korumak, onu terbiye etmek ve ona iyi ahlakı öğretmek ve onu kötü arkadaşlardan korumakla mümkün olur. Çünkü bütün kötülüklerin başı kötü arkadaştır. Çocuk ana baba elinde bir emanettir. Kalbi kıymetli bir cevher gibi tertemizdir. Tıpkı bir mum gibidir. Her şekli alabilir çocuk temiz bir toprak gibi olup hangi tohum atılırsa yetişir. İyilik tohumu ekilirse din ve dünya saadetine kavuşur. Annesi, babası, hocası sevabında ortak olur. Şayet fesat, kötülük tohumu atılırsa helak olur. Annesi, babası ve hocası da günahına ortak olur. Şimdi kitaplarda enteresan bir hadise anlatılıyor. Sadüttin Kaşgari Hazretleri var. Mübarek bir zat. Bu, babası, bu zatın babası ticaret için kervanlarla uzak memlekette gidermiş. Babası Sadıq i Kaşkari Hazretlerini de küçük yaşta çeşitli yerlere götürmüş, ülkelere hatta bilgi edinmesi için yanında götürürmüş. Onun iyi yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş. Sadıq Kaşgari Kaşkari Hazretleri babasının verdiği din terbiyesiyle büyütülüyor, etrafına örnek olacak şekilde yetiştiriliyormuş. Bir defasında 12 yaşında babasıyla ticaret için sefere çıkmış. 12 yaş. Önemli bu. Bir kervan sarayda konaklamışlar bazılar kervansaray ne derlerse otel. O zamanın oteli. Evet. Konaklamışlar. Sadıddin Kaşkari Hazretleri e, kervansarayın kapısında otururken oraya bir grup tüccar gelmiş. Konuşmaya başlamışlar. Aralarındaki hesabı görebilmeleri için birbirlerine uzun müddet bağırıp çağırmışlar. Çekişmişler. Uzun müddet. Tüccarların bu halini seyreden Sadıddin Kaşkari Hazretleri ağlamaya başlamış tüccarlar çocuğun sebepsiz yere ağlamasına hayret edip niçin ağladığını sormuşlar. Burası önemli. Sadettin Kaşgari Hazretleri, sizin yüzünüzden ağlıyorum. Sabahtan beri buradayım. Dünya hırsı yüzünden kavga edip duruyorsunuz. Bir an için olsun Allah Teala'nın ismini anıp ondan bahsetmediniz. Onun emir ve yasaklarından hiç konuşmadınız. Size acıdığım için ağlıyor. Cehenneme düşmemeniz için dua ediyorum." dedi. Hadi buyur 12 yaşında. Ya 12 yaşında. Hadi buyur şimdi. Diyorlar ya buradan da yak. Yak. Tüccarlar çocuğun bu haline hayran olurlar ve hepsi yaptıklarına tövbe edip helalleşerek işlerini bitirirler. Yani şimdi Saadettin'in Kaşgari Hazretleri gelse şöyle bir baksa mübarek hep ağlar herhalde. <laughs> o zamanda yaşasa. Değil mi? Hep evet. ağlar. Ya saatlerce değil, günlerce adam Allah'ı hatırlamıyor ya. Hatırlayan yok. Vaktiyle bak birisi varmış, Allah'ı ısmarladık dedik ya demiş yani. Siz Allah demiyorsunuz, Allah'ı ısmarladık diyoruz ya demiş. Öyle din simanslılar da vardı bu coğrafyada. Bunun için çocuklara daha küçük yaştayken Kur'an-ı Kerim'i ve kendisine lazım olan ilmiha bilgilerini öğretmeli. Sonra evliyanın hallerini, hayat hikayelerini, sahabe-i kiramın, Eshab-ı Keram'ın aleyhine ve geçmiş büyüklerin güzel ahlakını anlatmalıdır. Mesela Türkiye Gazetesi e, bir hizmet olarak e, Allah Teala abilere rahmet eylesin. Amin. Bu bir fedakarlıktı. Bir ekip, ilmi bir heyet kurdurturdu. Önce bütün olarak vermişti. Evliyalar Aransı ve İslam alimleri ve sonra e, abiler insanı iyi tanıyordu. Bugünkü insanlar çok tembel. Ya şimdi orada 12 ciltlik evliya ransesi. Ya benim aradığım zat bulamam ki ben yani şeyde ya yani Güneydoğu'da da bir zat ama nerede hangi ciltte bulamam ki ben onu şimdi hepsine mi bakmam lazım falan değil mi? Tabii. Emre oturdular. İç Anadolu evliyası, Marmara bölgesi evliyası, Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, ondan sonra Suriye, Irak, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir hepsini ayırdılar ya. Hindistan, Afganistan. Hindistan. <laughs> Hepsini ayırdılar. Ha o zaten Afganistan tamam mı? Ha Afganistan'daki, Hindistan'daki falan buluyorsan aynı şekilde okuyorsun. Herkes hemşerilerini de tanımış oldu tanımış böyle. Tanımış oldu şey. tabii. <laughs> Dolayısıyla e, öyle ben de mesela Konyalıyım. Ee, Mevlana Celaleddin Yazıyetleri'nin bir talebesi varmış Ateşbaz diye. Bilmiyordum. Şeyde öğrendik. Yani Emre Abla'nın sayesiyle o Evliyaran Suyusunu okurken Allah Allah sonra gittik ziyaret ettik. Peki nasıl olmuş? Ve misafirler geliyormuş falan, odun bitmiş demiş efendim, odun bitti. Ayağını sokuyormuştu. Odun yok. <laughs> koca ayağını sok. Evet, ayağını sokuyor ve koca kazan yemeği pişiriyor. Onun için ateş baz diyorlar. Ayağından o zaman alev çıkmış. <gülüyor> şey. <gülüyor> odun gibi yanmış. <laughs> yani. yani, odun gibi ısıt, pişir yani onu. Yapmış, ya, pişirmiş yani. Bizim derecemize pek uygun değil değil <laughs> Varsa derecemiz. Ama <üst. gülüyor> bunlar, bunlar okuyunca, bunlar okuyunca görünce insan kendine geliyor. Ya bu zat ne yapıyor? Cenab-ı Hak buna ne vermiş? Ha Allah da yaratıyor onu. Ama o allah Teala'nın onun üzerine onu yaratması için o, 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 o uygun hale geliyor. Cenab-ı Hak da onun üzerinde bunları yaratıyor. Yaratan yine Cenab-ı Hak. O zat kalkıp dava atmıyor ki. Ha diyorsun Cenab-ı Hak'ın güzellikleri çıkıyor burada. Evliya-i bazı. Efendim işte evliyaya tapıyorlar. Evliya kimse tapmıyor. Salak herif. Hani böyle sapıklar var ya. Evet. Evliya da allah Teala'nın yarattığı güzellikler gözüküyor. Zaten evliya maksat değil. Evliya bizi Allah-u Teala'ya yaklaştırıyor. Onlar çekiliyor zaten kenara. E sen o duruma geçten sonra ona çekiliyor. Devam diyor sana. Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla Ahlaklan diyor. Sonra Resulullah Efendimiz'e çekiliyor. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklan. Hedef o. Orası. Cenab-ı Hak onun için hepimizin anlayışını arttırsın. <laughs> onun için e, Eshab-ı Keram Efendilerimizin hayatları mesela o Evliya Ran Suresi'nde öyle okunuyor. Eshab-ı Keram Efendilerimizin hayatlarını anlatan Menakıb-ı Yarı Güzin kitabı var. Hakikat kitabı yayınladı. Ya al evde çocuklarına oku bunu. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan Şevahid-i Nübüve kitabı var. Al bunu aç çocuklarına oku. Azar azar, zor oku. İslam Ahlak kitabında aç. iman itikat bilgilerini azar azar çocuğa ver. Devam et buna. Ne sağlayacak? Bilgileri mi artacak? hem bilgiler artacak hem de aynı şekilde onlar ehlisine talimleri sözleri olduğu için o zatların ruhaniyeti orada hazır olacak o çocuğun temiz kalbine de o zatların kalbindeki nur girecek çocuk olgunlaşacak yani e, güneşin karşısındaki ham karpuzun güneşin karşısındaki aynı şekilde koruk olan o üzümün olgunlaşması tatlaşması lezizleşmesi gibi olacak öyle olacak seneler sonra onun meyvesini göreceksin hemen birden böyle pat diye olmaz ağaç yaşken eğildiği Eğriliği giderildiği gibi insan da küçükken çocukken eğitilir. Bu konuda Celaleddin Devani Hazretleri buyuruyor ki çocuk daha küçükken onun terbiyesiyle meşgul olmalı. Kötü huy edilmesine engel olmalı. Çünkü çocukların kabiliyetleri kemal üzeredir. Tabiatının meyli ise kötülükleredir ve çabuk bozulabilirler. Uyanık olmalı. Çocuk çocuk ilk gör, çocukta ilk görülen göz göze çarpan duygu hayadır. Hayanın çokluğu fazilete işarettir. Çocukta haya hasreti görünce daha çok ihtimam etmelidir. Hayasızsa Allah saklasın. Şeyde Hüseyin Efendi rahmetullahi teala bir talebesiyle böyle e, bir deniz kenarına gitişlermiş. Orada oturmuşlar. Bakmış orada çocuğun bir tanesi e, böyle martılar falan geliyor. E, şey yapıyor falan. Bu balık tutulan şeyler var ya. Oltan. Oltanı. Onun ucuna bir, çengel, bir şey şey yapıyor. Şeye atıyormuş. Martı'nın önüne atıyormuş falan. Hüseyin Efendi görüyor. Buyuruyorlar ki bakın kardeşim buyuruyorlar. Bunun cibiliyeti bozuk. Çünkü Martı'yı o çengelle avlayacak. Hayvana eziyet verecek. Zahmet verecek. Ee, acı çektirecek. Acı çektirecek. Ya. ise işte anne baba bunu fark etmiş olsa bu terbiye edilip kontrol edilebilirdi. Üzeri örtülürdü en azından o cibliyetten aynı şekilde o kötülük açığa çıkmazdı. Ama sen serbest bırakıyorsun çocuk daha çok bunu arttırıyor. İlk terbiye çocuğu kötü arkadaşlardan men etmektir. Çünkü çocuktan ruhu temiz bir ayna gibidir. Karşısında olanı hemen tutar, alır. Bundan sonra İslam'ın şartlarını, dinin emirlerini, sünnetini, edeplerini öğretmeli. Ve bu öğretme işine devam etmelidir. Öğrenmek istemezse müsamaha etmemeli, devam etmelidir. Gerekirse azarlamalıdır. Fakat yaşı ve kabiliyeti de göz önünde bulundurmalıdır. Dinimizin hükmüne göre 7 yaşında namaz öğretmeli, kıldırmalıdır. Eğer on yaşına gelir de kılmazsa azarlamalıdır. İyileri övmeli, kötüleri ayıplamalı ve böylece iyiliğe teşvik etmelidir. Kötülükten, çirkin işlerden men etmelidir. İyi bir iş yapınca övmeli, kötü iş yapınca da ayıplayıp korkutmalıdır. Yanlışlıkta unutarak yaptı diyerek çocuğun cüretini arttırmamalıdır. Gizli bir şey Yapmışsa yüzüne vurmamalı, haya perdesini yırtmamalıdır. Tekrar yaparsa yalnız e, olarak onu tembih etmeli, azarlamalıdır. Yaptığı o işin çok çirkin olduğunu söylemeli, bir daha yapmaması için korkutmalıdır. Sık sık azarlamamalıdır, yoksa azarlamak ayıplamak adet haline gelir. İnsanlar yasaklara karşı meyilli ve haris olurlar. Bunu da unutmamalı sözü gereğince tekrar yapmaya koyulabilir. Bunun için iyi idare etmelidir. Çocuğun nazarında yemeği, içmeyi, iyi elbise giymeyi önemsiz göstermelidir. Hep yemeye, içmeye düşkün olmaması için uyarmalıdır. Onun için büyüklerin bir sözü vardı bu konuda. Bir kimsenin yani değer verdiği şeyi yiyecekse onun değeri helada çıkardığı kadardır diye. ...onu da unutmamalı. Önce yemek yemenin edeplerini öğretmeli. Yemek yemekten maksat bedeni sıhhatini korumaktır. Lezzet almak değildir demelidir. Yemek ve içmek ilaç gibidir. Onunla açlık ve susuzluk giderilir. Çeşitli yemeklere değil bir yemekle yetinmeye ve istediğini değil bulduğunu yemeye alıştırmalıdır. Ben bunu beğenmiyorum. Zıkkımın kökünü yederlerdi bize. <gülüyor> 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 evet. Aslında eğer şeyde değilsen git anayı pişirdiği niye diye veriyorlardı. Zaman zaman çocuğa kuru ekmek vermeli ki ondan başka bir şey bulamadığı da olabilir. Her ne kadar alkollü içkilerden sakınmak herkese lazım ise de çocuklara e, akıllarına göre anlatıp ruha da bedene de çok zararlıdır demelidir. İnsanın kızgınlığını, sinirini, hayasızlığını arttırır ve bu haller onda alışkanlık haline gelir demelidir. Böyle kimselerle arkadaşlık etmekten kesin olarak men etmelidir. Çirkin sözleri ve sesleri dinlemekten men etmelidir. Vazifelerini bitirmeden ve sıkıntı çekmeden yemeğini vermemelidir. Onu yapan da sana. Vallahi biz köyde İki bile görmemiştir. Okuyup yazması yoktu ama annem ve babaannemden. Bakayım bitirdin mi o işi? Yok. Git bir ondan sonra. E ama çok uzun. Onu bilemem ben. Peşin peşim konuşmuştuk seninle. Gece mi bitirirsin? Yarın sabaha kadar mı bitirirsin? Ne yaparsan yap. Yemek yok derlerdi. Kapatırlardı. Kitlerlerdi. <laughs> <laughs> Sıkıysa bitirme. <laughs> Sıkıysa bitirme. Bir daha da gevşek davran. Kapalı ve gizli işlerden onu men ederek kabahata karşı cesaretini kırmalıdır. Gündüz ve gece çok uyutmamalı, yumuşak elbiselere alıştırmamalı, yaya yürütmeli, bineye binmesini öğretmeli, oturma kalkma ve konuşması edeplerini anlatmalıdır. Babasıyla ve dünya malıyla arkadaşları, arkadaşlarına övünmekten, yalan söylemekten sıkı men etmeli, doğru veya yalan yemin etmemesini tembih etmeli. Büyüklerin yanında susup oturmasını, sorulursa kısa cevap vermesini öğretmeli, hep iyi konuşmayı adet etmesini anlatmalıdır. Şimdi büyüklerden bir zat talebesini başka bir zata göndermiş bir emanet için. Bunu götür oraya ver diye. Daha sonra karşılaştığında talebemi nasıl buldun? Geveze buyuruyor. Nasıl oldu diye ben diye adını sordum. O diye babasının ismiyle söyledi. <laughs> <laughs> Soyadını da söyledi. <laughs> Estağfurullah ilim öğrenmeye çok teşvik etmelidir. Hoca dövse de kayırmamalı, lüzumsuz yere çocuğu azarlamamalıdır. Çocuğu cömert diye alıştırmalı, mal ve mülkü gözünden düşürmelidir. Çünkü para ve mal sevgisinin zararı zehirden çoktur. İmam-ı Gazali Hazretleri, Ya Rabbi beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut, uzak tut mealindeki Sure-i İbrahim'in 35. ayetinin tefsirinde buyuruyor ki, Putlardan murat altın ve gümüştür. İmam-ı Gazali Hazretleri açıklıyor ayet-i kerimeyi. Yani İbrahim Aleyhisselam beni ve çocuklarımı altına ve gümüşe tapmaktan, kalbimizi onlara bağlamaktan koru diye dua ediyor. Çünkü bütün kötülüklerin menşei paraya, dünyayı, parayı dünyayı sevmektir. Boz zamanlarında çocuklara oyun oynamak için izin vermelidir. Ama sıkıntılı ve zor oyunlar ve kötülüğe sebep olacak alışkanlıkları veren oyunlardan sakındırmalıdır. Bu e, edepler herkes için iyidir. Gençler için ise daha iyidir. Anlama yaşına gelince ona dünya malından esas maksadın sıhhati korumak olduğunu anlatmalı. Dünyayı ahirete sermaye yapmayı tembih edip öğretmelidir. Eğer ilim sahibi olacaksa ilim tahsili için gerekli terbiye verilmelidir. Sana sahibi olacaksa dini vecibeleri öğretip yaptıktan sonra o sanatta meşgul etmelidir. Burada en iyisi çocuğun kabiliyetine bakmalı, durumunu incelemeli, kabiliyetinin hangi ilim ve sanata daha yakın olduğunu anlayıp o tahsil ve sanata vermelidir. Zira Peygamber Efendimiz kişi ne için yaratılmışsa o iş ona kolaylaştırılır buyurmuştur. Hülasayı kelam. Şey sorabilir miyim? Tabii, hayırdır edeceksiniz de. E, Hocam siz eski zamanlarda kalmışsınız. Bunlar şimdi e, geçerli değil diyen de olabilir. Tabii. E, Tabii öyle. De, değil. Hala geçerli mi bu anlattıklarınız? Kıyamete kadar. Çünkü e, insan bir varlıktır. İnsanı en iyi kim tanır? Allah Teala. Niye? Yarattı çünkü. Yaratan yarattığını en iyi bilendir. Sonra peygamberleri en iyi tanır. Sonra o peygamberlerin varisleri. İnsanı iyi tanır. Ha diyeceksiniz siz dedin, e, diyeceksiniz ki efendim bir sual sordum. Siz de pek emin şekilde hep geçerlidir kıyamete kadar diye net söylediniz. Bundan emin misiniz? Eminim. Ne sebeple? Bir. Eğer talimlerini allah Teala seçip yaratmıştır. Kabiliyetleri kapasiteli yüksektir. İnsanları çok iyi tanıdıklarına yani ben kendimden şüphe ederim ama onların yazdıklarına bildirdiklerine şüphe etmiyorum. Elhamdülillah o da Rabbimin bir ihsanıdır. Bir de ben eğitimcilikten geliyorum. Ha, veriş şekli farklı olabilir. Dikkatimi çekti eğitimcilerim de söyledikleri, üstüne talimlerin bildirdikleri hiç değişmiyor. Ama sunu şekilleri farklıdır. O ayrı bir mesele. Mesela siz e, diyelim ki suyu e, diyelim ki şey e, bizim çocukluğumuzda biz kalaylanmış kasta tasta getirirdik. Ama getirdiğimiz suydu gene. Evet. Sonra bizde toprak e, şeyler vardı kaseler vardı. Testi veya testi te veya bardaklar, bardaklar vardı. vardı. Onlarla da getirirdik. Onlarla da içerdik. Sonra aa cam bardaklar da varmış falan. Bizim köydeki mağazalara gelmemişti o zamanlar da. <laughs> Camı da kullandırmazlar daha kırılır diye. <gülüyor> kırılır <gülüyor> tabii. <gülüyor> onları aynı şekilde kullanıyorduk. E sonra e şimdi plastik bardakta çıktı. Kağıttan bile yaptılar. Kağıttan bile yaptılar. Ama hmm. netice itibariyle içindeki su Sunuş şeklin farklı. Birisi suyu plastik bardakta veriyor, birisi cam bardakta, birisi toprak bardakta. Bir şey e, söyleyiverim, vaktimiz oldu ama bu TGRT'nin filmler sonra e, İslam alimlerin hayatlarını senaryo hep seslendirilmişti. Evet, kasetlerde. Kasetlerde. O zaman o senaryoyu hazırlayanlara, hatta onlardan birisi vefat etti. E, o senaryoyu hazırlayanlardan birisine sormuştum. Dedim biz o zaman he, gazetedeydik, tekereti falan yoktu. Tekereti e yeni yeni aynı şekilde teşekkür ediyordu. Cağaloğlu'nda bir bürosu vardı. Ee, onlara ben sormuştum. Dedim bizim sayfa olarak bize bir ölçü verildi. Biz ona göre aynı şekilde e, temeli alıyoruz ve naklediyoruz. insanlara da bildirmeye çalışıyoruz. Size dedim Emre Abi nasıl ölçü bildirdi. O önemli çünkü. Ee, Ama ne güzel bir ölçü. ...Abdülkadir Geylani Hazretleri... ...şimdi hayatta olsaydı kimin gibi konuşurdu? Kimin gibi konuşurdu? Enver Ören gibi konuşurdu değil mi? Evet. Enver abi gibi konuşurdu. aynı. İkisinin söylediği de aynı. İfade edici şekli farklı o kadar yani. Dolayısıyla çocuk terbiyesinde, çocuk terbiyesinde İslam alimler söylediler. Doğru. Ama efendim ben bunları sonuç itibariyle çocuğumun kabiliyetine, durumuna göre farklı şekilde ve İslamiyet'in men etmediği, yasak etmediği, haram etmediği, onun karakterine, eğitimine yanlış tesir etmeyecek şekilde verebilirim. Bunda serbest. Peygamberler de öyle değil mi? yani Tabii. Ayrı yerlerde gelmişler, ayrı Hı -hı. dillerle konuşmuşlar, ayrı insanlara falan, ayrı coğrafyalarda, ayrı şekillerde ama aynı şey. Senin niyetin benim bu gün salmamak galiba. Yok efendim, <laughs> Salacağım. Millet de diyecek bir saat oldu. Bıktırmayın bizi fazla diye. E, teşekkür ediyoruz. Biz, Biz teşekkür edelim. bari arada kapatalım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş teşekkür olduğunuz ediyoruz. bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldi. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konu için hoşçakalınız.